Selamlar gençler. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere 8. sınıf 7. ünitemiz Turizm ünitesinin konu anlatımını yapacağım. Bu ünitemiz yine hem LGS'ye hem de önümüzdeki yazılılara yönelik bir konu anlatımı olacak. Gerçekten çok güzel bir konu anlatımı olacak. Tek bir videoda 7. üniteyi tamamen halledeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. O yüzden videoyu sonuna kadar mutlaka izleyin. Önce kelime alıştırmalar yapacağız, konu anlatımı yapacağız. En sonunda da şöyle genel bir ünite tekrarı yapacağız. Sizlere LGS yönelik test çözeceğiz. Bu şekilde de etkili bir konu anlatımı olacağını düşünüyorum. Sizlerden tek bir ricam var gençler. Bana destek olmak için lütfen videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz mutlaka kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Daha fazla gevezelik yapmayalım. Hadi hemen konu anlatımımıza geçelim. Evet 7. ünitemiz turizm dedik gençler. Yine bu üniteyi de ben More and More Zeyn kitabını anlatıyorum. Eğer sizlerden More and More Students Book veya Practice Book var ise beni birebir oradan da takip edebilirsiniz. More and More gerçekten çok güzel içerikleriyle muhteşem bir kaynak hazırlamışlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Elbette ilk değineceğimiz şey word list yani ünitemizin önemli kelimeleri. Kocaman bir kelime listemiz var burada gördüğünüz gibi. Ben burada hepsine tek tek değinmeyeceğim. Zaten konu anlatım içerisinde birçok kelimeye değineceğim gençler tek tek. Alıştırmalar da yapacağız. Ama sizler yine de bu kelimeleri bence bir yere yazıp hemen en kısa zamanda ezberlemeye çalışın. Şöyle hemen kelime alıştırmalarımızla başlayalım gençler. Ünitemizin önemli kelimeleri. Bunları ne yapacağız? Kelimeleri anlamlarını söyleyeceğim. Daha sonra da fotoğraflarla birlikte eşleştireceğiz. Birinci kelimemiz Square. Square meydan demek gençler. Mesela Taksim meydanı deriz ya. Taksim Square deriz. Hangi fotoğrafta var? Bakın ikinci fotoğrafımız. Mosk, cami demek. Camimiz nerede gençler? Bakın altıncı fotoğrafımızda. Bazar, Pazar demek zaten. Bu da nerede? Dördüncü fotoğrafımızda. Temple ne demek gençler? Temple tapınak demek. Özellikle eski medeniyetlerde kullanılan tapınaklar. Bu da nerede var bakın? 7. fotoğrafımızda. Castle kale demek. Bu da birinci fotoğrafımızda. Amphitheater. Amphitheater. Amphitheatro. Bu da nerede bakın? 5. fotoğrafımızda. Historic site ise tarihi sit alanı gençler. Bu da nerede? Üçüncü fotoğrafımızda. Hemen çekimizi yaptık. Hepsinde doğru yapmışız. Bu kelimelerle yine devam edelim. Village köy demek gençler. Köy nerede bakın 11. fotoğrafımızda. Beach sahil demek, deniz kenarı, sahil o da 10. fotoğrafımızda. Aquarium akvaryum demek, bu da 13. fotoğrafımızda. Island ada demek gençler, ada island. Bu da nerede? 14. fotoğrafta. Palace saray demek, palace bu da nerede bakın 8. fotoğrafımızda. Fountain gençler çeşme demek. O da nerede bakın o gün 12. fotoğrafta. Bridge ise köprü demek. Bu da 9. fotoğrafımızda. Bu kısmı da hemen çek edelim. Yine hepsini doğru yapmışız. Umarım sizler de benimle beraber eşleştirip bunların anlamlarını da yazıyorsunuzdur. Evet konu anlatımlarımızdan ilkine geldik. Biliyorsunuz ünitemizin adı turizm. Turizm olunca da ne yapılacak? Gezilip görülecek ve orada görülen yerler ne yapılacak? Tarif edilecek gençler. Describing places yani yerleri tanımlama. Bu ünitede bir yeri anlatırken kullanabileceğimiz ifadeleri görüyorsunuz. Biz de ne yaptık? Gezdik, gördük, bir yerleri gördük. Onları ne yapacağız? Anlatacağız. Anlatırken gençler hangi kalıpları kullanabiliriz? Bunlara bakacağız. Bunlardan en çok kullanılanlar I think. Bence. I think Paris is an incredible city. Bence Paris harika bir şehir. There are a lot of sights to see. Buradaki sights gençler turistik yerler, görülebilecek yerler. Görülecek birçok yer var. The weather is usually warm. Havası genelde ılıktır diye söylemiş. Bakın ne yapıyor burada? Paris'i bu şekilde anlatıyor. Soru da sorabiliriz. Örneğin how was your trip to Rome? Roma seyahatin nasıldı diye sorduğunda buna it was fantastic. Muhteşemdi, harikaydı. It's a truly ancient city. Gerçek bir antik kent diye söylüyor. You can enjoy fascinating beaches in Fethiye and have a great adventurous holiday. Fethiye'de büyüleyici plajların tadını çıkarabilir ve harika bir macera tatili yapabilirsiniz diyor. Burada da ne yapıyor? Fethiye'yi anlatıyor gençler. Nice is in the south of France. Burada Nice değil bu Nice arkadaşlar Fransa'nın bir şehri. Nice Fransa'nın güneyindedir diye söylemiş. Ne yapıyor burada da yerini konumunu tarif etmiş oluyor. Şimdi bence bu ünitenin en önemli kelime gruplarından birisi. Şu an ekranda görüyorsunuz gençler. Burada 5 tane kelime grubu var. Bunların anlamlarını mutlaka bilmeniz lazım. Daha sonra da hangi kelimeler ya da hangi yerler bu kategorilere giriyor. Bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bunlardan birincisi accommodation. Accommodation kalacak yer demek arkadaşlar. Transportation ulaşım demek. Location yer konum demek. Attraction gezilecek yerler demek. Climate da hava demek. Şimdi burada bakın bir puzzle var görebiliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Buradaki kelimeleri bu kategoriye yerleştirin diyor. Gelin hep beraber yerleştirelim. Öncelikle accommodation'a neler girer? İşte bed and breakfast kahvaltı dahil oteller değil mi? Bed and breakfast diyoruz. Daha sonra all inclusive hotel her şey dahil oteller. İşte butik hotel, butik oteller. Ve guest house, misafir evleri gençler. Yani kalınabilecek her yer nereye girer? Accommodation grubuna giriyor. Transportation, ulaşıma neler girer? İşte plane, uçak değil mi? Train, tren, car araba, bus, otobüs, ship, gemi. Bunlar da transportation, ulaşıma giriyor. Location, yer ise gençler konuma neler girer? İşte north, south, değil mi? kuzey, güney, west, batı, center, merkez. East ise doğu. bunlarda ne yapar? Konuma giriyor. Attraction gezilecek yerleri ise museum, müze mesela. Bridge, köprü. Palace, saray. Amphitheater, amfiteyatro. Bunlar da nereye giriyor? Attraction yani gezilecek, görülecek yerlere giriyor arkadaşlar. Climate, havaya ne girer gençler? Warm, ılık. Hot, sıcak. Cool, serin. Cold, soğuk ve terrestrial bu da karasal iklim olarak ne yapar arkadaşlar? Climate kısmına girer. Lütfen bunları şu üstteki kategorileri mutlaka en azından isimlerinin anlama geldiklerini Bilelim. Şimdi bu ünitede daha çok soru gelen yerlere bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu turizm ünitesinde gençler öncelikle comparison yani karşılaştırmalardan çok fazla soru gelebilir. Biz de şimdi making comparisons yani karşılaştırma yapmayı göreceğiz. Daha önceki zamanlarda biz bunu aslında görmüştük ama comparativeleri görmüştük. Burada bir de süperlatifleri göreceğiz arkadaşlar. Komperatifler neydi? İşte şu şundan daha büyüktür, daha güzeldir, daha serindir, daha sıkıcıdır diye görmüştük değil mi? I guess sanırım Trabzon is greener than Antalya. Sanırım Trabzon Antalya'dan daha yeşildir diyoruz. Burada komperatiflerde ne yapıyorduk? Kelimemiz eğer tek eceli kelime ise sıfatımızın sonuna er takısı getiriyorduk. Daha sonra den yazıp sonra da hangisiyle karşılaştıracaksak onu yazıyorduk. İki ya da ikiden fazla heceli olan sıfatların önüne de more getiriyorduk. Öyle değil mi? I think historical architecture is more beautiful than modern architecture demiş. Burada bakın beautiful, güzel, uzun bir sıfat olduğu için önüne more gelmişti. Bunlar zaten daha önceden gördüğünüz için biliyorsunuz. Burada belki ilk defa göreceğiniz süperlatifler arkadaşlar ve bu üniteyle alakalı çok önemli bir konudur. Süperlatifler bize üstünlük bildirir. Yani bir şeyin en halini gösterir bize. En büyük, en küçük, en ilginç, en güzel, en sıcak gibi en kalıbını, en kelimesini biz burada süperlatif ile söylüyoruz. En üstünlük yani içinden en halini gösterecek bize. Örneğin Bush Khalifa in Dubai is the tallest building in the world demiş. Dubai'deki Burj Khalifa dünyadaki en yüksek binadır diyor. Bakın daha yüksek demiyorum burada en yüksek diyorum. Burada biz süperlatifi kullanıyoruz. Peki süperlatifi nasıl kullanıyoruz? Komperative biraz benzer ama farklı kelimeler gelecek elbette. Komperatiflerde neydi? Tekeceli sıfatların sonuna er takısı getiriyorduk. Süperlatiflerde de gençler tek tekeceli sıfatların sonuna s takısı getiriyoruz. Bakın şurada görebilirsiniz. s takısını getiriyoruz. İki ya da ikiden uzun olan sıfatların önüne de arkadaşlar mos getireceğiz. Onu da bakın şurada görebiliyoruz. Tek sonuna S takısını getiriyoruz. Bakın burada tall uzun en uzun derken tallest diyoruz. İki ya da ikiden uzun sıfatların önüne de most getiriyoruz. Bakın beautiful güzel en güzel derken de the most beautiful diyoruz. Burada yalnız Superlative yaparken bütün sıfatların önüne şu the'yı koyacağız arkadaşlar. The olmazsa olmazımız olacak bizim. İşte the tallest en uzun. The most beautiful en güzel. The most remarkable en önemli. The best en iyi diye söylerken hepsinde bakın the'yı getiriyorsunuz. Daha sonra da işte ek olarak s takısını ya da önüne mos getiriyorsunuz. Hatırlarsanız komparatiflerde 5 tane bizim neyimiz vardı? İstisnamız vardı. İşte good iyiydi daha iyi derken better diyorduk. Bu 5 tane istisnamız süperlatif için de geçerli olacak. İşte good iyi demekti daha iyi derken ne diyorduk arkadaşlar? Better diyorduk. En iyi derken de the best diyeceğiz. Unutmayın the best en iyi demek. Bad kötü demekti. Daha kötü derken worst diyorduk. En kötü derken de the worst diyeceğiz. Bunu da lütfen unutmayın. Bunlar istisna olduğu için her zaman bizim için önemli olacaklar. Bununla alakalı çok güzel bir alıştırma var arkadaşlar. Parantez içinde sıfatlar vermiş. Bu sıfatları biz komperatif ya da süperlatif hallerine göre yapacağız. Aradaki fark neydi? Komperatiflerde bakın iki tane şey olması lazımdı. Birbiriyle karşılaştırılması lazımdı. Süperlatiflerde ise İki şey birbirle karşılaştırılmayacaktı. En üstünlük hali söylenecekti. İşte bu en ucuzudur, işte bu en sıcaktır, bu en iyidir diye söylememiz lazımdı. Gelin şimdi hep beraber bu alıştırmaları yapalım. Ne diyor birincisinde? Pizza Tower is one of the blah blah landmarks in Italy. Pisa Kulesi İtalya'daki en önemli simgelerden birisidir diyeceğiz. Bakın en önemli diyorum. Burada ne kullanacağım? Süperlatif kullanacağım. Its a very remarkable uzun bir sıfat gördüğünüz gibi. Uzun olanların önüne ne koyuyorduk. The most koyuyorduk. Öyle değil mi? Yani ne diyeceğiz? Pisa Tower is one of the most remarkable landmarks in Italy diyoruz. Burada ipucumuz aslında şurada da var bakın. the'yı zaten bize vermiş. Öyle değil mi? Komperatiflerde önde d olmaz arkadaşlar. Bu da sizin için ipucu olabilir. İkiye bakalım. I prefer traveling by bus to traveling by plane. Bakın burada bir tercih yapmış. Ne diyor? Ben de otobüsle seyahat etmeyi uçakla seyahat etmeye tercih ederim. Because it is cheap var demiş. Çünkü daha ucuzdur diyecek değil mi? Burada ne yapıyor? Bakın bir karşılaştırma var. Otobüs ve uçak karşılaştırılmış. Yani burada ben cheap sıfatımı komperatif yapmam lazım. Komperatiflerde çip bakın tek seferde çıkıyor tek eceli. Sonuna er takısı getiriyordum. Because it is cheaper demem gerekiyor arkadaşlar. Burada komperatif yapıyorum. 3'e bakalım. I suppose winters in Budva is blah blah than winters in Amsterdam demiş. Bakın burada da bir ne var? Komperatif var. Çünkü den kullanılmış gördünüz mü? Yine Budva ile Amsterdam birbirleriyle karşılaştırılmış. İki şey karşılaştırılıyorsa komperatif kullanıyordum. O zaman ben warm sıfatımı komperatif yapmam lazım. Warm yine tek eceli olduğu için de Budva is warmer demem gerekiyor. Sonuna er takısını getiriyorum. Dörde bakalım. Sue would rather have kebab for dinner because she thinks it is blah blah dish of the Turkish cuisine. Sue akşam yemeği için kebabı tercih eder. Çünkü o kebabın Türk mutfağının en neyi olduğunu, en iyisi olduğunu düşünüyormuş arkadaşlar. Bakın good sıfatımız. Good neydi bizim istisnamızdı. Good ne oluyordu? En iyi derken the best oluyordu. Burada süperlatif kullanmam lazım. Zaten burada da bakın the'yı görebiliyorsunuz. Beşe baktık. I think Lisbon is the blah blah city in Portugal. Bence diyor Lisbon Portekiz'in en iyi şehridir diyor. Değil mi burada? Bakın Lisbon'la başka bir şehri karşılaştırmıyor. Lisbon direkt söylemiş. O yüzden üstünlük hali söyleyecek. Yani süperlatif olması lazım. Ne diyeceğiz o zaman? Is the most beautiful dememiz gerekecek. Altıya bakalım. Topkapı Palace is one of the blah blah tourist attractions in İstanbul demiş. Zaten şu is one of the diyorsa arkadaşlar kesinlikle burada süperlatif kullanacağız. Popular uzun bir sıfat. O yüzden ne diyeceğiz? The most popular olması gerekecek. 7'ye baktık. The river Kızılırmak, Kızılırmak Nehri is blah blah than the river Yeşilırmak. Yeşilırmak'tan daha uzundur. Bakın ne var burada yine bir den de anlıyoruz. Bir karşılaştırma var. İki şey birbiriyle karşılaştırmış. Yani komperatif kullanacak. Is longer than the river Yeşilırmak demem gerekiyor. 8'e baktık. Staying at a 5 star hotel is comfortable than staying in a tent demiş. Bakın burada yine iki şeyi birbiriyle karşılaştırmış değil mi? 5 yıldızlı otelle çadırda kalmayı birbiriyle karşılaştırmış. Denden -den de bunu anlıyoruz. Yani burada da yine komparatif yapmam lazım. Comfortable uzun bir sıfat. O yüzden onun önüne ne gelecek? More. Yani more comfortable olması gerekiyor. 9'a baktık. We can go to the Chinese restaurant for dinner. Akşam yemeği için Çin restoranına gidebiliriz. It is close yakın demek arkadaşlar. den the burger restoran. Bakın yine den var. Burger restorandan daha yakındır diyor. Burada yine comparative kullanacak. Close closer olur daha yakın anlamında. Berlin is the. Bakın the'dan yine ben ne yaptım hemen ipucunu kaptım. En anlamı olması lazım. Large city in Germany. Yani Berlin Almanya'nın en büyük şehridir diyeceğiz. En diyoruz bakın en büyük en geniş. Burada ne diyeceğiz o zaman? Is the largest demem gerekiyor. 10'da 10 umarım hepiniz doğru yapmışsınızdır. Başka önemli bir konu anlatımına geldik gençler. Talking about experiences. Tecrübeler hakkında konuşmaya. E, tatile gidiyoruz. Tatilde bazı şeyleri tecrübe ediyoruz değil mi? Bu tecrübeler hakkında da biz ne yapacağız? İlla ki konuşacağız. Tecrübelerden hakkında konuşurken de gençler bizler present perfect tense'i kullanacağız. Present perfect tense'in Türkçe'de tam bir karşılığı yoktur. O yüzden işte geçmiş zaman, geniş zaman gibi bir şey söyleyemiyorum. Perfect tense denir daha çok. Present perfect tense'i biz işte tecrübelerimizi anlatırken kullanıyoruz. Örneğin have you ever been to London before? Hiç yurt dışında bulundun mu? Ya da hiç Londra'da bulundun mu diye soruyoruz. Bunu işte have has artı fiilin üçüncü haliyle soruyoruz arkadaşlar. Bunun çok detayını inleyeceğim. Çünkü sınavlarınızda bunlar çıkmıyor arkadaşlar. Sadece mantığını kavramanızı istiyorum sizlerden. Şunu bilin sadece have has artı fiilin üçüncü haliyle biz ne yaparız? Present perfect tense kullanırız ve tecrübelerimizi anlatırız. Burada sadece ben şu kısma biraz dikkatini çekmek istiyorum. Belki bunu öğretmeniniz sınıfta üstünde durabilir gençler have been ya da has been bir de have gone ya da has gone var. Bu arasında bir fark vardır. O yüzden bunu belki bilmekte fayda olacaktır. Örneğin he has been to Paris demiş arkadaşlar. Bakın eğer been kullanılmışsa o kişi Paris'te bulundu. Ama şu anda biz eğer bin varsa ne anlıyoruz? O daha önce de Paris'te bulundu ama şu anda orada değil. Şu anda Paris'te değil. Biz bunu anlıyoruz. Gan var ise de arkadaşlar. Gan gitmek demek biliyorsunuz. O Paris'e gitti. She has gone to Paris diyoruz burada. Gan var ise de o kişi Paris'e gitti. Ve şu anda Paris'te hala. Hala Paris'te olduğunu anlıyoruz. Yani bin varsa daha önceden Paris'te bulunmuştu ama şu anda orada değil. Gan varsa da arkadaşlar gitti ve hala orada anlamı veriyor bize. Şimdi sınavlardan bahsedelim gençler. LGS olsun, yazılılarınız olsun. LGS'de da yazılılarınızda genelde bu üniteyle alakalı bir yeri tarif etme muhabbeti çıkacaktır. Yani sizler eğer bir yeri tarif ederken kullanacağınız kelimeleri ezbere iyi bir şekilde biliyorsanız rahatlıkla bu üniteden çıkacak sorularda halledeceksinizdir. Daha önce de ben buna değinmiştim. Yine hemen değinelim. Bunlardan bazıları neler? Bakın, holiday destination. Tatil için gidilen yer demek arkadaşlar. İşte Bodrum, Ibiza, Paris, Antalya vesaire. Bunlar holiday destination oluyor. Accommodation az önce de söylemiştim neydi? Konaklama demekti. Örneğin 5 star hotel, 5 yıldızlı otel, bed and breakfast kahvaltı dahil otel, guest house misafir evi, boutique hotel yine butik otel. Transportation ulaşım demekti. By bus, by train, by plane diye ulaşımı ile söylüyoruz. Climate iklim demekti arkadaşlar. Mediterranean Akdeniz iklimi, terrestrial, karasal iklim, rainy, yağmurlu, hot, sıcak, warm, ılık, cold, soğuk, cool, serin. Bunlar da ne oluyordu? Climate oluyordu. Attractions dediği ise turistik yerlerdi arkadaşlar. Attractions. Yani gidilip görülecek yerlerdi. Palace, saray, mosk, cami, beach, sahil, historical sites, tarihi sit alanları, diye bunlar neyimiz oluyor bizim? Attractions gidip gezilecek yerler oluyor. Location ise konum demekte. İşte in the south derse işte güneyde. In the west batıda. In the black sea region. işte Karadeniz bölgesinde. In the Mediterranean region derse işte Akdeniz bölgesinde diye. Ne yapıyorsunuz? işte gittiğiniz ya da gideceğiniz yeri bu şekilde bu kalıpları kullanarak tarif edebiliyorsunuz. Şimdi hazırsanız şöyle ünitenin genel tekrar amacıyla birkaç tane soru çözelim gençler. Pekiştirmeye çalışalım. Hem de ne tür sorular çıkabileceğini görmüş olursunuz. Lütfen her soruda sizler de durdurun videoyu. Kendiniz çözün sonra benimle beraber cevaplarına bakarsınız. Birinci soruyla başlıyoruz. Bakın burada bir tablo var değil mi? Day 1, day 2, day 3, day 4 diye gitmiş 4 gün. Burada da herhalde yapılacak yerler varmış. Ne diyor? Today is the third day of Mark's vacation. Bugün diyor Mark'ın tatilinin 3. günü. Which of the following is correct according to the table? Bu tabloya göre o zaman hangisi doğrudur diyor. Bakın Mark'ın üçüncü günüymüş. Yani Mark bugün şunu yapacakmış arkadaşlar. Bakalım hemen. Mark has visited the Coliseum. Bak have has varsa neydi arkadaşlar? Tecrübelerden bahsediyorduk. Mark Coliseum'u ziyaret etmiş diyor. Bakalım Coliseum nerede? Şurada birinci günde Mark üçüncü günde olduğuna göre. Evet Coliseum'u ziyaret etmiş. Bu doğru. B- Mark's holiday started yesterday. Mark'ın tatili dün başladı diyor. E dün bakın ikinci gündü. Demek ki dün başlamamış. Üçüncü günde şu anda. C'ye baktık. Mark has never seen the Pantheon Monument. Mark Pantheon Monument'ini anıtını yani hiç görmedi diyor. Ama bakın ikinci günde onu görmüş Mark. Demek ki C'de yanlış. Mark has tried a local dish. Local işlediği arkadaşlar yerel yiyecekler. yerel yiyecekleri denedi diyor bakın burada. Ama nerede bakın dördüncü gün. Pizza yiyecekmiş. Demek ki bunu da henüz yapmamış, Bu da doğru değil. Burada doğru olan cevabımız Adana oluyor. İkinci soruya bakıyoruz. Which picture shows an ideal holiday choice for Mary and her family? Hangi fotoğraf Mary ve ailesi için ideal bir tatil yerini gösteriyor diyor. Bakalım hemen. Mary and her family want to go on holiday next month. Mary ve ailesi gelecek ay tatile gitmek istiyorlar. They prefer peaceful places. Bakın peaceful neydi? Peaceful, huzurlu. Huzurlu yerleri tercih ediyorlar. They prefer being in nature to take in city tours. Bakın prefer tercih etmek neyi tercih ediyorlarmış? doğada kalmayı, doğada olmayı şehir turlarına tercih ederlermiş. They want a relaxing holiday in the countryside. Countryside neydi arkadaşlar? Kırsal bölge, köy demekti. Köyde böyle rahatlatıcı bir tatil geçirmek istiyorlarmış. O zaman nereyi tercih edecekler? Tabii ki Adana'yı değil mi? Şurada bakın ormanın içinde güzel bir evde tatil tam onlara göre. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Which of the following completes the dialogue best? Hangisi en iyi şekilde buradaki diyaloğu tamamlar diyor. Bakalım hemen. What do you think about Pergamon? Pergamon hakkında ne düşünüyorsun? It's a great ancient city. Harika bir antik şehir. Our trip was fascinating. Seyahatimiz muhteşemdi, göz alıcıydı. What did you do there? Orada ne yaptın? I visited the historic sites like blah blah demiş. Bakın burada tarihi sit alanlarını deyip daha sonra like diyorsa arkadaşlar like'dan sonra genelde tarihi sit alanlarıyla ilgili örnekler verecek gideceği, gittiği yerleri. Like dedikten sonra burada örnek vermesi gerekiyor. Yani ben şıklarda tarihi sit alanlarını bulmam lazım. Cafe and restaurants demiş bu olmaz değil mi? Kafe ve restoran tarihi historic sites değil. Ruins and temples yıkıntı ve tapınaklar olabilir. Shopping malls and stores alışveriş merkezleri tarihi sit alanı değildir. Beaches and islands deniz kenarları ve adalar bunlar da değildir. Burada cevap ne olacak tabii ki? Bursa ruins and temples historic sites kategorisine girer gençler. Dörde bakıyoruz. Chloe is talking about blah blah. Chloe nokta nokta hakkında konuşuyor diyor. Bakalım ne hakkında konuşuyor? I love summer and I go on holiday every summer. Yazları severim ve her yaz tatile giderim. I stay at a bed and breakfast hotel or a two star hotel. Ben diyor kahvaltı dahil ya da iki yıldızlı otelde kalırım. But I never prefer staying at an all inclusive hotel because they are usually more very expensive. Ama diyor ben asla her şey dahil, all inclusive her şey dahildi. Her şey otelde kalmayı tercih etmem çünkü oralar genelde çok pahalılardır diyor. Burada ne hakkında konuşuyor arkadaşlar? Her last vacation preference demiş. Son tatil tercihlerinden. Tatil tercihleri olabilir mi? Burada tatil değil de daha çok kalacak yerden bahsetmiş, değil mi? How she went on holiday, tatile nasıl gittiğinden bahsetmemiş. Her accommodation choices. Accommodation neydi? Kalacak yerdi. Kalacak yer tercihlerinden konuşuyor. Öyle değil mi? Bulduk mu cevabımızı? Bulduk. Burada cevabım Ceyhan olacak. Beşinci ve son sorumuza bakıyoruz. In the text parçada there is no information about bla bla. Nokta nokta hakkında hiç bilgi yoktur diyor. Hiç bilgi yok. İzmir is in the west of Türkiye. İzmir Türkiye'nin batısındadır. Bakın konumundan bahsetmiş mi İzmir'in? Etmiş değil mi? Yani the location of İzmir'den bahsetmiş. It's a big city with the population of 4.2 million. 4.2 milyonluk nüfusuyla büyük bir şehirdir diyor. Nüfustan da bahsetmiş mi? Yani population'dan. Evet Adana'dan da bahsetmiş. You can visit the museums, the Kemeraltı Bazar and Agora in Izmir. İzmir'de müzeleri, Kemeraltı Pazarını ve Agora'yı ziyaret edebilirsin diyor. Bakın İzmir'de müzeler, Kemeraltı Pazarı, Agora bunlar nedir arkadaşlar? Attractions değil mi? Gezilecek yerlerdir. You can walk along the cordon, a path near the sea. Kordonda yürüyebilirsin. İzmir is famous for its kumru, sandwich and boyoz, a type of pastry. İzmir kumrusu ve boyozuyla da meşhurdur demiş arkadaşlar. Şimdi ne kaldı? What to do in İzmir? İzmir'de ne yaparsın? Have to go to İzmir. İzmir'e nasıl gidersin? Burada nasıl gideceği ile alakalı herhangi bir şey söylemiyor değil mi? Ama what to do in İzmir? İzmir'de ne yapman için? Ne bayağı bir şey söylüyor değil mi? Gezilecek yerleri söylüyor, yiyecekleri söylüyor. Burada cevabım benim Bursa oluyor. Kısacası bu şekilde genelde bu tarz sorular LGS'de çıkacaktır arkadaşlar. Umarım siz de benimle beraber çözmüş 5'te 5 yapmışsınızdır. Evet gençler böylelikle ünitemizin sonuna geldik. Umarım sıkılmadan buraya kadar izlemiş ve videonun tamamından faydalanmışsınızdır. Herhangi bir isteğiniz, sorunuz, bir ihtiyacınız varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çok yakın zamanda ikinci dönem birinci yazılı sorularınızda gelecek arkadaşlar. O yüzden mutlaka kanala abone olduğunuzdan, kanalı takip ettiğinizden emin olun. Bana destek olmak için videoyu da beğendiyseniz videoya like atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.